Merhaba arkadaşlar, Çöz Kazan Yayınları Dil Bilgisi Soru Bankası'nı çözüyoruz. Cümle türleri ünitesinin ikinci testindeyiz. İlk sorumuz şöyle. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bağımlı sıralı cümle değildir? Peki neymiş bu bağımlı sıralı cümle? İki ve daha fazla temel yargısı olan cümlelerde öge ortaklığı varsa o cümle bağımlı sıralı cümledir demiş. Peki bakalım. Mutfağa girdi, önce temizlik, sonra yemek yaptı. Ne yapayım önce? Yüklemlerimi bulayım. Yani temel yargılarımı bulayım değil mi arkadaşlar? Mutfağa girdi ve yemek yaptı. Buradaki ifadelerimiz bizim yüklemlerimiz arkadaşlar. Şimdi bağımlı sıralı olması için ve bunları hemen şunu belirteyim. Noktalı virgülle ayırdığımıza göre burada bir sıralı cümle var. Peki bağımlı mı? Yani ortak bir ögesi var mı? Ona bakacağız arkadaşlar. Mutfağa girdi. Kim girmiş? O girmiş gizli özne. Önce temizlik, sonra yemek yapmış. Kim? O. O zaman benim öznem her iki yüklem için de geçerli mi? Evet. O zaman ben bunun bağımlı sıralı olduğunu söyleyebilirim. İyilikleri hep hatırla. Hatırla benim bir yüklemim. Unut. Burada da başka bir yüklemim, temel yargım var. Bu iki cümleyi ben birbirinden virgülle ayırmışım. Demek ki bu bir sıralı cümle. Peki ortak ögesi var mı? Kim hatırlayacakmış? Sen hatırlayacakmışsın. Kim unutacakmış? Yine sen unutacakmışsın. O zaman yine öznelerim ortak. Ağacın yaprakları dökülmüş. Her yer sapsarı olmuştu. Burada dökülmüş bir yargım. Olmuştu başka bir yargım. Dökülmüş olan ne? Ağacın yaprakları, özne. Sapsarı olmuş olan ne? Her yer, özne. Ortak bir ögem var mı arkadaşlar? Yok. Nasıl olmuş her yer? Sapsarı olmuş. Burada ortak bir ögem olmadığı için bu bir bağımsız sıralı cümledir arkadaşlar. Telefonunu eline aldı. Çok özlediği kişiyi aradı. Aldı var burada. Burada da aradı yargım var. İkisini birbirine virgülle bağladım. Yani sıralı. Kim telefonu eline almış? O. Kim çok özlediği, en çok özlediği kişiyi aramış? Yine o. O zaman ortak bir öznemin olduğunu söyleyebilirim yine. Bahçede oturmuş, piknik yapmış, top oynamışlar. Oturmuş bir yargı, piknik yapmış bir yargı, top oynamış başka bir yargı. Kim yapmış bunların hepsini? O yapmış. Yani hepsinin öznesi ortak. O zaman bunda da bağımlı sıralı cümle var diyebilirim. Cevabım bu nedenle C şıkkıdır arkadaşlar. İkinci sorumuz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bağımsız sıralı cümledir demiş. Peki neymiş? Sıralı cümlelerde öge ortaklığı yoksa o cümle bağımsız sıralı cümledir demiş. Bakalım. Yapılacak tek şey kaldı bundan sonra. Burada kaldı ifademiz var. Bir de ne var? Yapılacak fiilimsimiz var. Yani öncelikle bağımsız sıralı olabilmesi için sıralı olması lazım. İki tane, en az iki tane yargım. Ve bunları birbirinden virgül ya da noktalı virgülle ayırmam lazım. Ama burada bir tane yargım var, bir de fiilimsim var. Ben böyle cümlelere girişik birleşik cümle diyordum. Herkes gitse de yanında kalana aile denir. Burada denir benim temel yargım. Bir de ne var burada? Gitse var. Biz buna şartlı birleşik cümle diyorduk. Tüm kış çalınmış, yazın gelmesini İple çekmişti demiş. Şimdi çalışmış, çalınmış diye okudum, çalışmış. Bir de ne var burada? İple çekmek var. İki tane yargım var. Ben bu iki yargıyı birbirine virgülle mi bağlamışım? Evet, o zaman bunun sıralı cümle olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Peki çalışma işini ne zaman yapmış? Tüm kış, zarf cümleci. Peki yazın gelmesini ne zaman iple çekmiş? Yine tüm kış iple çekmiş arkadaşlar. O zaman bu zarf cümleci hem birinci yargım için hem de ikinci yargım için kullanılmış. Yani her ikisi için de ortak bir zarf cümlecim ne olduğunu söyleriz. Bu durumda bağımsız değil, bağımlı sıralı cümledir arkadaşlar.
Felsefe ve sosyoloji ile ilgili kitaplar okumaya bayılır. Bayılır bizim burada temel yargımız. Okumaya demiş, fiilimsi var. Yani girişik, birleşik cümle. Sıralı bile değil. Herkes çay istediğini söyledi. Kimse kahve içmedi. Söyledi var burada. Bir de içmedi var. İki temel yargıyı birbirinden noktalı virgülle ayırıyoruz. Peki ortak ögemiz var mı? Söyledi. Kim söyledi? Herkes. Özne. Ne söyledi? Çay istediğini söyledi. Nesne. Kim içmemiş? Kimse içmemiş. Burada da özne. Ne içmemiş? Kahve içmemiş. Nesne. Şimdi farklı özneleri ve nesneleri var. Ortak herhangi bir ögeleri yok. O zaman bunun bağımsız sıralı cümle olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu arada şunu da hatırlatalım. Şimdi burada istediğini daktik fiilimsi var burada. Ama eğer sıralı cümle ve bağlı cümlelerle karşı karşıyaysak cümlenin içerisinde fiilimsi olsa da biz buna girişik birleşik cümle demeyiz arkadaşlar. Öncelik olarak temel yargılara bakarız. Bu nedenle burada sıralı cümle olduğunu söyledik. Üçüncü soru. Bu cümlenin öge dizilimi ve anlamına göre özellikleri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Klasizme bağlı sanatçı Tanzimat 1. dönemde eser vermiştir. Şimdi öge dizilimine göre karar vereceğim. Bu ne demek? Ya kurallı olacak demek ya devrik olacak demek. Değil mi? Eğer yüklemim varsa. Eser vermiştir. Burada eser vermek yüklem nerede? Sonda. O zaman kurallı olduğunu söylemem lazım. Devrikleri elerim. Peki anlamına göre ne demek arkadaşlar? Anlamına göre cümlelerim olumlu olabilir, olumsuz olabilir, soru olabilir. Böyle devam eder. Şimdi basit yapısına göre bir cümle çeşididir. Aynı şekilde basit yapısına göre değildir. Fiil cümlesi yüklemin yapısına göredir, yüklemin türüne göredir pardon. Bu durumda zaten verme işi, eser verme işi gerçekleşmiş mi? Gerçekleşmiş. O zaman cümlem de olumlu bir cümle. O zaman cevabım iki doğru ifadenin bir arada olduğu C şıkkı olur. Dördüncü cümlemiz, dördüncü sorumuz, soruları cümle demekten vazgeçmiyoruz. Aşağıdaki cümlelerden hangisi devrik isim cümlesidir? Devrik olacakmış ve isim cümlesi olacakmış. Bakalım. Noktalama işaretlerini ilk kez kullanan Şinasi'dir demiş dördüncü soruda. Yüklemim ne? Şöyle yapalım. Şinasi'dir ifadesi. Peki. Şinasi'dir ifadesinde yüklem sonda mı? Sonda. O zaman devrik olabilir mi? Olamaz. Devrik olması demek yüklemin ortada ya da başta olması demek. Bu şıkkı eledim. Recaizade kulak için uyak anlayışını savunmuştur demiş. Savunmak ifadesi var. Burada yüklemi. Yüklem sonda mı? Sonda. Yani devrik. Peki bu bir isim cümlesi mi? Hayır. Bu bir fiil cümlesi arkadaşlar. Bunu da buradan eledik. Romantizm klasizme tepki olarak doğmuştur. Doğmuştur ifadesi var burada. Yüklem. Yüklem sonda mı? Sonda. O zaman devrik olamaz. Eledik. Ha bu arada şunu da zaten devrik olmadığı için elemiştik aynı zamanda. Hem devrik değil hem isim değil B şıkkı. Burada hem fiil hem de kurallı yine aynı durum. Klasizmin etkisi vardır onda. Vardır benim yüklemim. Peki sonda mı? Değil. O zaman devrik diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Peki buradaki etkisi vardır yokun zıttı olan yani isim olan var sözcüğü mü? Evet. O zaman isim cümlesi olduğunu da söyleyebilirim. Tercüman-ı ahvali Şinasi ve Agah Efendi çıkarmıştır. Burada çıkarmıştır ifadesi var. Hem fiil hem de yüklem sonda olduğu için kurallı cümle. Bu cevabım olamaz. Cümle türleri test 2'nin 5. sorusundan devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi girişik birleşik yapılı fiil cümlesidir denilmiş. Girişik birleşik yapılı olacak. Aynı zamanda
bir fiil cümlesi olacak. Bakalım hemen yapısı bakımından bakalım öncelikle. Cumhuriyet döneminde sohbette de yalın bir dil kullanılmıştır. Kullanılmıştır bizim yüklemimiz arkadaşlar. Peki bu yüklemin dışında başka bir yargımız var mı? Yok. O zaman ben buna basit cümle derim. Anadolu insanına seslenmek sanatçıların tek amacıdır. Sanatçıların tek amacı ifadesi bizim yüklemimizdir. Seslenmek yan yargısının da olduğunu görüyoruz. Bunun girişik birleşik cümle olduğunu söyleyebiliriz. Bir de ne istiyordu? Fiil olmasını istiyordu yüklemin. Amacıdır sözcüğü fiil değil isim cümlesi yapar. Bu nedenle cevabımız olamaz. Ahmet Kabaklı'nın Sohbetler eseri söyleşi türünün ünlü örneklerindendir. Burası bizim yüklemimiz. Başka bir yargımız olmadığı için basit cümle kabul edilir. Çocuklarınızın mutsuz olmasını istemezseniz onlara aza kanaat etmeyi öğretin. Öğretin yargısını görüyoruz. Burada da istemezse'yi görüyoruz. Yani şartlı birleşik cümleyi görmüş olduk. Her istediğini elde eden çocuk büyüdükçe şımarık olacaktır. Burada temel yargımız var. İstediğini eden büyüdükçe gibi ifadelerde onun girişik birleşik cümle olduğunu söyler. Peki bu bir fiil cümlesi midir? Evet, olmak bir fiil olduğu için bu da bir fiil cümlesidir. Bu nedenle cevabımız E şıkkıdır. Cümle türleri testinin 6. sorusu 2. testte. Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesnesi ortak sıralı cümledir demiş. Şimdi baskıda bir hata olmuş. Orayı düzeltelim ancak arkadaşlar. Sıralı cümle değil, bağlı cümle olarak kitaplarınızda düzeltin. İkinci baskıda bu hata düzeltilecek. Şimdi biz nesnesi ortak bağlı cümle arayacağız. Bağlı cümle olması için neye ihtiyacımız var arkadaşlar? İki tane en az yargım olması lazım ve bağlaçla bunların birbirine bağlanması lazım. Münazara genellikle okullarda uygulanan bir tartışma türüdür. Türüdür yüklemimiz ve burada uygulanan ifadesini görüyoruz. Yani fiilimsiyi görüyoruz. Buna girişik birleşik cümle diyorduk. Münazarada tez geliştirmek ve antitez çürütmek amaçlanır demiş. Amaçlanır. Bizim burada temel yargımız ve geliştirmek ifadesini, çürütmek ifadelerini görüyoruz. Bunlar da yine girişik birleşik cümle yaptı. Münazarada iki grup oluşturulmalıdır demiş. Bir tane temel yargım var, başka yargım yok. O zaman buna basit diyeceğiz. Münazarada dinlediklerini ön bilgileriyle karşılaştırdı ve özetledi demiş. Burada karşılaştırdı ifadesi var ve özetledi ifadesi var. Yani iki tane temel yargım var. Arada da ne var? Bağlaç var. İki tane temel yargıyı bağlaçla bağladığım zaman bu bağlı cümle olmuş oluyordu. Peki nesnesi ortak mı? Ona bakalım. Münazarada dinlediklerini bizim nesnemiz. Dinlediklerini karşılaştırdı. Peki neyi özetledi? Münazarada dinlediklerini. Yani nesnemiz her iki yargımız için de geçerli. Bu durumda nesnesi ortak bir sıralı, bağlı cümle olduğunu söyleyebiliriz. İddiayı savunanları temsilen bir konuşmacı özet yapmalıdır. Yapmalıdır yüklem. Burada fiilimsim de var. Girişik, birleşik cümle. Yedinci sorumuz. Aşağıdaki cümlelerden hangisi olumlu, girişik, birleşik yapılı cümledir demiş. Bakalım hem olumlu olacak hem de girişik, birleşik yapılı olacak. Köprülü Türkolojinin Türkiye'deki kurucusu kabul edilir. Kabul edilir bizim temel yargımız. Başka bir yargımız olmadığı için buna basit deriz. Köprülü mektebi hukuktaki öğrenimini tamamlamamıştır. Tamamlamamıştır bizim yüklemimiz ve başka bir yargımız olmadığı için yine basit deriz. 1890'da
İstanbul'da doğan Mehmet Fuat Köprülü 1966'da ölmüştür. Ölmüştür bizim yüklemimiz. Peki, girişik birleşik yapılı olması için fiilimsiye ihtiyacımız var yan yargı olarak. İstanbul'da doğan dediğimiz zaman da yine girişik birleşik yapılı cümleye ulaşmış oluruz. Peki, olumlu bir cümle mi? Evet, olumlu bir cümle. Ölmüştür ifadesinde belirtilen fiil gerçekleşmiş. Biz buradan anlamın doğrudan karşıladığı şeye bakmıyoruz. Ölmek, yaralanmak, düşmek, bayılmak gibi ifadeler günlük hayatta bizim olumsuz olarak adlandırdığımız durumlar olsa da burada eylem gerçekleşiyor mu, gerçekleşmiyor mu, buna bakacağız arkadaşlar. Ölme eylemi gerçekleşiyor mu? Evet. Mame, değil gibi olumsuzluk ifadeleri var mı? Yok. O zaman bunun olumlu bir cümle olduğunu söyleyebiliriz. Fuat Köprülü makale ve inceleme kitapları yazmıştır. Yazmıştır var. Ben bunun basit olduğunu söylerim. Köprülü çalışmaları ile çeşitli unvanlara layık görünmüş ve profesör olmuştur. Layık görünmek ve profesör olmak ve bağlacıyla da bağlanmış. Buna bağlı cümle diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bu cümlenin özelliği değildir denilmiş 8. soruda. Hemen bakalım. Bakıp imreniyorum şehrin üstünden geçen bulutların akınına. Şimdi yapısı bakımından inceleyelim arkadaşlar öncelikle. Fiili bulmam lazım. İmreniyorum. Peki fiilimin dışında başka bir yargım daha var mı? Bakıp geçen ifadeleri benim diğer yargılarım. O zaman ben buna yapısı bakımından girişik birleşik cümle derim. Peki yüklemin türü bakımından ne diyebiliriz? İmrenmek diyebildiğim için bu bir fiil cümlesidir. Yüklemin yeri bakımından ne diyebilirim? Yüklem sonda değil ortada olduğu için buna devrik cümle deriz. Peki anlam bakımından ne diyebiliriz? İmrenme işi gerçekleştiği için bu olumlu bir cümledir. Şimdi eşleştirelim. Birleşik cümle demiş. Birleşik cümlemiz yok. Yapısı bakımından girişik birleşik cümlemiz var. Birleşik cümlemiz var. Zaten girişik birleşik, birleşik cümle. Sıralı cümlemiz yok. Yanlış yer okudum. Olumlu cümle var mı? Evet var. Eylem cümlesi yani fiil cümlesi olduğunu söylemiştik. Devrik cümle olduğunu da söylemiştik arkadaşlar. Dokuzuncu soruda yukarıdaki cümlede kaç adet yan cümle vardır demiş. Yan cümlenin sayısı sorulduğu zaman yapacağımız şey fiilimsileri saymak olur arkadaşlar. Hemen fiilimsilerimizi bulalım. Bilim alanındaki icatları ve güncel olayları bilim dünyasına sunmak amacıyla düzenlenen toplantılara konferans denir. Bu da bizim temel yargımız. Kaç tane yan cümleciğimiz varmış? 2 tane. Bu cümleyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş 10. sorumuzda arkadaşlar. Şimdi sıralı cümledir denilmiş. Hemen yüklemimizi bulalım. Belli bir amaçla yapılmış ya da biriktirilmiş objelerin, sanat eseri ve benzerlerinin belli bir düzen içinde birleştirilerek hizmete sunulması için yararlanılan tekniğe sergi adı verilir. Burada benim yüklemim var. Yüklemim sonda olduğuna göre bunun kurallı olduğunu söyleyebilirim. Ad vermek diyebildiğime göre buna fiil cümlesi de diyebilirim. Sıralı demiş, girişik birleşik demiş. Bunlardan bir tanesi doğru olabilir arkadaşlar. Hemen bakalım. Sıralı cümle olabilmesi için birden fazla yargının olması lazımdı. Ve bu birden fazla yargının virgül ya da noktalı virgülle birbirine bağlanması lazımdı. Girişik birleşik olabilmesi için de fiilimsilerimin yan yargı olarak kullanılması lazımdı. Yapılmış, biriktirilmiş obje birleştirilerek sunulması yararlanılan, bunlar bizim fiilimsilerimiz arkadaşlar.
Yani bunun girişik birleşik yapılı bir cümle olduğunu söyleyebilirim. Birden fazla yan cümlecinin olduğunu da söyleyebilirim. Bunların hepsi aynı zamanda birer yan cümlecik kabul ediliyor. Sıralı cümle bizim cümlemizde yok arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapıcı diğerlerinden farklıdır denilmiş? Bakalım hemen. Bir şeyi tanıtmayı amaçlayan sayfa sayısı az kitapça broşür denir. Denir bizim yüklemimiz. Burada tanıtma amaçlayan ifadeleri fiilimsi. O zaman bunun girişik birleşik cümle olduğunu söyleriz. Bilimsel toplantılarda panolara asılan kısa bildiriler posterlerdir. Posterdir temel yargım, asılan yan yargım yani fiilimsi, girişik, birleşik cümle. Bir şeyi tanıtmak ya da duyurmak için hazırlanıp asılan duvar ilanına afiş denir. Denir bizim temel yargımız. Tanıtmak, duyurmak, hazırlanıp asılmak bunlar da yan yargılarımız. Girişik, birleşik cümle. Posterlerde gereksiz yazı ya da materyal olmamalıdır demiş. Olmamalıdır. Peki gereksiz yazı ya da materyal demiş ama burada herhangi bir yan cümlecik kullanmamış. O zaman bunun basit olduğunu söyleyebiliriz. Kalabalığın görebileceği yerlere asılan afişler genelde resimli olur. Olur var burada. Asılan ifadesi, görebileceği ifadeleri de fiilimsi. O zaman girişik birleşik cümle var burada diyebiliriz. Ne istemişti bizden? Yapıca farklı olanı istemişti. Buralarda birleşik cümlelerimiz var ve bir de basit cümlemiz var. Cevabımız bu nedenle D şıkkı olur. Ve test 2'nin son sorusu. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemin türüne göre diğerlerinden farklıdır demiş. Yüklemin türü. Ne demek bu? Yüklemin türü demek ya fiil olacak ya da isim olacak sizin cümleniz demek. Her sabah koşmak için yandaki koruya giderdi. Giderdi fiil. Ablam ben okula gitmeden bana saymayı öğretti. Öğretmek fiil. Yalnızlık paylaşılmaz. Paylaşılsa yalnızlık olmaz. Paylaşılmaz. Olmaz. Yalnızlık olmaz ifadeleri. Fiil. İstanbul'dan Eskişehir'e 4 saatte vardı. Varmak, gitmek anlamındaki fiil. Yaşar Kemal kalemi kuvvetli bir yazardı. Yazarlık mesleğinin üzerine yani isim olan bu sözcüğün üzerine dı ek eylemi gelmiş. Yani isim. Farklı olan da bu durumda E şıkkıdır arkadaşlar.